Merhabalar. Hayatımızda bir Covid gerçeği var. Ve bu sebeple sizinle böyle bir sanal ortamda bir araya gelmemiz ancak uygun oldu. Ama mesafeler hiçbirimize engel değil. Bu sebeple müsaadelerinizle ben maskemi mankene devrediyorum. Mankende de isimden gördüğünüz gibi benim Antarktika'da giymiş olduğum kıyafeti taşıyan mankene maskemi teslim ederek sizlerle önümüzdeki süreç içinde bir arada olmak istiyorum. Bu sunumda artı bir rol model olma fikriyle sizlerle bir aradayım. Artı bir rol model fikri ilk olarak aklıma aslında Antarktika hikayesinde kendimi nasıl bulduğumla alakalı. Bu sebeple geçireceğimiz vakit içerisinde size bu konu hakkında bir şeyler anlatmak istiyorum. Antarktika'da yaklaşık 14-15 senedir çalışmalar yapan bir bilim insanıyım. Özellikle iklimsel değişimler, iklim değişikliği, küresel ısınma olarak ifadelendirdiğimiz kavramların içinde kutup kavramlarını çok net duyuyoruz. Doktora çalışmam esnasında ki bu bizi 2005 yılına götürüyor. Doktora hocamla ilk konuşmamı sizlere aktarmak istiyorum. Antarktika çalışmalarıma ilk nasıl başladım? Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Doktora hocamla hangi konuyu çalışırım? Ne tarz konular üzerinde çalışmalar yapabiliriz? Hangisi benim özellikle çalışma konsantrasyonumu arttıracak konu olur diye bir araya geldiğimizde hocamın bana ilk sorduğu şey şuydu. Burcu, harita mühendisiyim tabii. Uzaktan algılama çalışıyorum. Uydularla yeryüzüne, yüzeye baktığımız ve ulaşamadığımız ırak noktalarda bize bolca veri aktaran uydu görüntüleriyle ilgili tecrübem hem lisansta hem yüksek lisansta mevcut. Doktorada da devam etmek üzerine tabii bütün kurgu. Hocam bana şu şekilde ifade etti. Dedi ki hani uzaktan algılama verileriyle Mars çalışabiliriz. Uzaya adapte olabiliriz. Ya da küresel iklim değişikliği var, dünya, yeryüzü, dünyamızda bir çalışma yapmak istersen de Antarktika konusu var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde doktoramı başlamak için girişimde bulunmuştum. Şöyle bir düşündüm, uzay teknolojisinde bile hala ister Amerika olsun ister Rusya, hani dünyanın bu konuyu çalışan ülkeleri bile hala bir Mars'a insan gönderemedi ya da işte uzayda insan ayak izinin varlığı söz konusu değil. Benim de uzay çalışmamdaki uzaktan algılamada şöyle bir durum vardır. Yersel ölçüleri yaparsınız, uydu verileriyle de aynı bölgeyi çalışıp uydu görüntülerini doğruladıktan sonra evet uydu görüntüleri çok doğru veriler veriyor, doğru bilgiler veriyor. Artık ben sadece uydu görüntüleriyle çalışabilirim deme şansınız oluyor. Böylece tek bir yersel ölçüm ve bol bol uzaktan algılama verileriyle bu çalışma mümkün oluyor. Şöyle bir düşündüm. Tabii dedim ki Antarktika hala mümkün. Uzay çalışmalarında yıl 2005'ten bahsediyoruz tabii. Uzay çalışmaları hala istenilen noktalara gelmedi. Antarktika büyük ihtimalle benim için çalışma konusunda söz konusu olabilir. Tercihimi hocama yaklaşık 1-2 dakika düşündükten sonra ilettim. O günden sonra Antarktika'ya çalışmaya başladım ama Mars için düşündüğüm, işte Mars'a gidilir, gidilmez, Antarktika'ya da gitme hayalini o an hocam benimle konuşurken kurdum ama Antarktika'ya gitmek de o kadar kolay değil ve hatta Mars'a bile gidecek ya da uzaya gönderilecek bilim insanlarının hazırlıkları da Antarktika'da yapılıyor. Yani aslında yeryüzünün ırak, uzak noktasından bahsediyoruz. Tabii bir doktora öğrencisi olarak araştırmalara başladım. O konuda bilimsel çalışmalar yapmış olan
bilim insanlarıyla kontak kurmaya başladım. Çünkü aslında bir bilim insanı dediğinizde araştıran, sorgulayan, ortaya konmuş çalışmalardan bazı öngörülerde bulunan bir yapı ortaya koymanız gerekiyor. Bilim insanlarıyla koordinasyonu geçtim. Kendi doktora hocamla çalışmalara başladım ama yaklaşık 6 ay boyunca çok ciddi araştırmalar, işte kimler gitmiş, ne tarz bilimsel çalışmalar yapmış, ben ne çalışabilirim? Tabii arkada Antarktika'yı görüyoruz. Bir tarafta da bizim Türk Bilim İşsini geçici kampımızı kurduğumuz Horseshoe Adası'nı görüyoruz. 2005 yılında ben tabii bugünleri hep hayal ederek, ben o an Amerika'da aslında tüm imkanları daha rahat Antarktika konusunda imkanları olan bir ülkede doktora çalışması yaparken bile bu kadar zorluklar yaşadım. Türkiye'de o dönem direkt Türkiye'den doktora çalışması yapmış, yüksek lisans, lisans ya da bilim insanlarının zaten neredeyse yok denecek kadar az olduğunu biliyoruz. Amerika'da ama yılmadım. 6 ay boyunca çok ciddi çabalar sarf ettim. Konuyu seçmiş olmam aslında bana çok büyük sorumluluklar yükledi. Antarktika konusunda çalışacaktım. Herkese yazdım. Ulaşabileceğim insanlara yazdım. Bence öğrenci olmanın avantajı bu. Bilmiyorsunuz ve öğrenmek istiyorsunuz ve size el uzatan bilim insanlarından faydalanmak istiyorsunuz. Konumun deniz buzu olması, deniz buzlarının işte zaten halihazırda yıl 2020'de ne kadar eridiğini biliyoruz. 2005'te bu konuda çalışmak üzere, bu konuda çalışma yapmış bütün bilim insanlarına ulaşmak adına yazılarda bulundum. E-mail üzerinden iletişime geçtim. En sonunda yaklaşık herhalde 6 ya da 8 ay çabaladıktan sonra Avustralya'da, Tazmanya'da deniz buzuyla ilgili bir çalıştay yapılacağını ve bu çalıştaya aslında benim o kontak kurmaya çalıştığım herkesin bir araya geleceği bilgisine ulaştım ve hemen çalıştayın koordinatörlerine yazdım. Ben bir doktor öğrencisiyim ve bizim bu projemizin bütçesi olmadığı için herhangi bir seyahat bütçemiz de yok. Ama eğer bu konuda ciddi anlamda çalışan bilim insanlarıyla bir araya gelmek istiyorsam, ki ben bunu istiyorum, bu fırsatı sizin yaratma imkanınız var mı diye. Bir gün bile olmadı. Yani 24 saat diliminin içine bile girmeden Avustralya'dan cevap geldi. Bunun mümkün olacağını, hatta çalıştayı planlayan kişinin eş ya da yardımcısının diyelim, yardımcı çalıştay organizatörünün benim bulunduğum Amerika'da, Texas eyaletinde, San Antonio şehrindeki bir bilim insanı olduğunu söyledi ve o kişiyi de e-mail ile eklediği için o kişinin de anında bilgisi oldu. Diğer 24 saatlik dilim içerisinde o kişiden bana mesaj geldi ki Burcu bir araya gelelim, senin bu takımın içinde nasıl olman gerektiği ile ilgili bir konuşalım. O konuşmanın üzerinden bir ay sonra ben Tazmanya'da NASA'dan ve diğer bütün dünyanın Avrupa, Amerika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya bilim insanları ve benim direkt çalışma konumla ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarıyla bir araya gelerek kendi yaptığım çalışmaları anlattım ki zaten doktor öğrencisi olarak çok tıkandığım bir noktadaydım. Getirebildiğim noktaya kadar getirdim. Artık bir uzman görüşe ihtiyacım vardı. Ve karşımda NASA'lı yetkililer otururken ben onların uzaya fırlattığı uydu görüntüleriyle ilgili hataları tabii çok çatır çatır doktora öğrencisi olmanın verdiği o rahatlıkla aktardım. Tabii bir yandan da pişman oldum. Neticede böyle büyük bir topluluğun karşısında NASA'daki yetkililere onların fırlattığı uyduyla ilgili hataları deklare etmem öğrenci rahatlığıyla aslında normaldi. Ama tabii bir anlamda da içinize kuşku düşüyor ki acaba ters algılanır mı diye. Aksine NASA'lı yetkililer de ilk toplantı arasında benim sunumumdan sonra yanıma gelerek NASA'da bu konuyu direkt yerinde çalışmak ister misin? Hem sen ortaya koyduğun hataları aslında kullanıcı tarafından ortaya konulan hatalar bizim için kıymetli. Ya da senin yaptığın bir hata varsa biz de onu yerinde düzeltebiliriz diye NASA'ya davet ettiler.
Konuşmamın başına tekrar gönderme yapmak istiyorum. Çünkü ben karşınıza rol model olma sloganıyla çıktım. Rol model olmak istiyorum gençlerimize. Eğer belirli bir çalışma konusunda, tabii ki bu bilimsel ya da merak ettiğiniz bir konu olabilir. Türkiye'nin faydasına, yararına, insanlık faydasına, yararına, dünyanın faydasına, yararına olduğunu düşündüğünüz ve sizin kafanızda soru işaretleri var ya da dünya buna hali hazırda cevap vermemiş, siz de o konuyu çalışmak istiyorsunuz, sorgulayın. Sorun, ulaşın, iletişime geçin. Şunu unutmayın, iletişime geçtiğiniz herkesten size yanıt gelmeyecektir. Ama ben kendimden örnek verirsem ve veren şekilde devam edersem, 6 ila 8 ay boyunca iletişime geçtiğim kişilerden dönen oldu, dönmeyen oldu ya da dönenler arasından seçmem gerekti ama sonunda doğruyu buldum. Motivasyon kaybı yaşamış olsaydım büyük ihtimalle ben de avaraj bir çalışma, düşük modlu bir çalışma, çok büyük bir soruna cevap veremeyecek bir çalışmayı ortaya koyup yaptığım çalışmanın da çok arkasında duramayacaktım. Belki de o çalışmayı hiç bitiremeyecektim. Sormak, sorgulamak, bilimle olmak, bilim insanı olmak, özellikle çalışma alanı olarak belirlediğiniz ya da dünyanın sorunları olarak değerlendirdiğiniz şeyleri arkasından gitmekte fayda var ve ulaştığınız ve bu sorunun halihazırda çalıştığını düşündüğünüz insanlara da ulaşmanın size çok büyük faydaları olacaktır. Bu anlamda rol model olmak istiyorum. Benim hiçbir zaman motivasyonum bozulmadı ve dünya meselesi olarak düşündüğüm bir konunun belirli noktalara ve doğru noktalara ulaştırılması için elimden geleni yaptım. Elinizden geleni yapacağınıza eminim, inanıyorum. Ben sizlerin rol modeli olmaya talibim. Sizler de başkalarının rol modeli olacağınızı biliyorum.